Herkese merhaba. 9. sınıf matematik 1. yüzyılın 1. yazılıya hazır mıyız Sonuç Helal'ım? Ben hazır değilim hocam. Sizinle çalışıp hazır olmaya çalışacağım. Aferin. Çok güzel bir cevap verdin. Gerçekten söz notunu hak ettin. Tonguç'um 9. sınıf matematik yazısında, 1. yüzyılın 1. yazısında biliyorsun ki mantık ve kümelerden sorumlusun. Dolayısıyla hocam, bu konularla... Hocam soruları nasıl buldunuz? Tonguç'um soruları nasıl buldum değil. Sorular aslında Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında ve müfredatın kitabında ve müfredattaki konu işleyiş sıralamasında var. Öğretmenlerimizin notlarında da var. Öğretmenlerimizin anlattıklarında da var. Aslında bize öğrettiklerini test edecekler ve biz de ne yapacağız? Buna hazırlık olarak çok örnek sorular çözeceğiz. Tabii bu örnek sorular gerçekten de bizim tarafımızdan hazırlanan bu örnek sorular gerçekten de hani özel olarak hazırlandı. Yazılıda çıkabilecek tarzda hazırlandı. Ama sizi kırgınım hocam. Dolayısıyla ben sen de bu soruların çözümlerini çok iyi izlersen, çok iyi anlarsan, sınıf anahtarındaki iki tane daha ekstra yazılı videosunu, onun dışında kitaplardaki soruları da çözersen Tonguç'um süper bir şekilde hazırlanmış. Sizi kırgınım hocam. Niye evladım, söyle bakayım. 8. sınıfta çalışın, halledeceksiniz dediniz. Çalıştık hocam. Sayenizde iyi bir liseye girdik ve ama bu sefer de kazık kazık sorular var hocam. 9 çok zormuş. Hayır, 9 zor değil. Çalışana hiç zor değil evladım. Sen de çalışıp süper... 10 zor mu hocam? Bari onunla alakalı bir şey söyleyin. Evet, onun için de göreceksin diyelim. Şimdi mesela böyle bir soru verilmiş, böyle bir ifade verilmiş. P ise, P'nin değili ise Q veya R denktir sıfıra. Olduğuna göre demiş. P ya da R ancak ve ancak Q ve R birleşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demiş. Şimdi bu soru ilk başta bir korkutucu geliyor ama hiç de korkutucu değil. Çünkü genel bakmak lazım. Şöyle düşünelim Tonguç'um. Bir şeyin sonucu ne çıkmış Tonguç? Sıfır çıkmış. Ama neyin sonucu? Veya işlemin sonucu değil mi? Bak şununla şu işleme girmiş. Veya'nın sonucunda sıfır çıkmış. Veya'nın sonucunun sıfır çıkabilmesi için veya'yı hatırlayayım. 1 veya 1, 1 veya 0, 0 veya 1, 0 veya 0 vardı. Bunların hepsinin sonucu aslında 1, 1, 1'di. Sadece ve sadece tek durum vardı, 0 veya 0. Dolayısıyla ben şunu söyleyebilirim rahatlıkla. P'nin değili ise Q'nun aslında 0 olduğunu söyleyebilirim. Bir de Tonguç'um R'nin 0 olduğunu söyleyebilirim. Değil mi evladım benim? Evet hocam. Süperdik. O zaman 2 tane sonucu bulmuş olduk. 2 tane sonucu bulmuş olduktan sonra R'yi buldum artık Tonguç. Şimdi artık P'nin değili ise Q'nun sıfır olma durumunu inceleyeceğim. Şimdi Tonguç'um ise'deki durumlara bakalım. 1 ise 1, 1 ise 0, 0 ise 1 ve 0 ise 0 vardı. İse'de de tek durumda aslında sıfır oluyordu. O da 100 kural diyorduk hatırlıyorsan. Burada 1 oluyordu, burada 1 oluyordu, burada 1 oluyordu. 1 ise 0'a 0 oluyordu. Dolayısıyla bunun 0 çıkabilmesi için, ise'nin sonucunun 0 çıkabilmesi için bunun 1 olması gerekiyor Tonguç. Bunun da 0 olması gerekiyor. Başka bir seçenek yok. O zaman P'nin değili 1 ise Tonguç'un P'nin kendisi nedir dersek 0'dır. Q da zaten 0 demiştik. Dolayısıyla P ve Q'yu da aslında buradan bulmuş olduk. Şimdi artık yerlerini koyup sonucu hesaplayabiliriz. Hemen bunda farklı bir kalemle devam etmek istiyorum Tonguç'um. P demiş. P'yi biliyorduk. 0. Ya da R demiş. R'yi biliyoruz. 0. Böyle kapattıktan sonra ancak ve ancak işlemine geçtim. Q diyoruz. Q'yu biliyoruz. 0. V diyorum Tonguç evladım benim. R demiş. R'yi biliyoruz. 0. Dolayısıyla bunu hesap ettikten sonra karşımıza ne çıkıyor Tonguç'um? 0 ya da 0 nedir evladım benim? 0. 0 ve 0 fark aynı oldukları için 0'dır. Bunun sonucunda da 0 ve 0 nedir Tonguç'um? 0 kere 0 0'dır. 0 ancak ve ancak 0. Aynı oldukları için de nedir evladım benim? 1'dir diyorum. Süper zekisin Tonguç'um. Aynı olanlar 1'di ya da farklı olanlar da 0'dı hatırlıyoruz. Ancak da aynı olanlar 1'di, farklı olanlar 0'dı. Dolayısıyla cevabımızın 1 olduğunu söyleyebiliriz. Yani birleşik önermemizin doğru olduğunu söyleyebiliriz Tonguç. İlk sorumuzda bütün bildiklerimizi aslında tekrar ettik. Bak veya'yı, ise'yi, değili, yada'yı, ancak ve ancağı bir soruda öğretmenimiz bunların hepsini test edildi. Çünkü bir de kümeler var için içinde. Dolayısıyla hepsine hakim olmamız gerekiyor diyoruz ve geçiyoruz. Mantıkçının mantığı yemesi mantıksızdır. Tebrik ediyorum. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulmuş. Açık önermesi dediğim şey işte px şeklinde yazdıkları zımbırtı. Ama demiş ki x ile alakalı bir denklem vermiş ve bu denklemde de x elemanıdır, doğal sayı demiş. Bunu da unutmayalım, kafamızın bir köşesinde yazalım. Açık önermesinin doğruluk kümesini bulabilmek için bunun sonucunun doğru olması gerekiyor. Şimdi hemen çarpanları ayırma yapalım. Mesela bunu x parantezine alabilirim. X parantezine alırsam x çarpı bundan x kare kalır. Eksi bundan da 1 kalır. Çarpı derim. Bunu da Tonguç evladım benim. Bu 2 kare fark olduğu için x eksi x kare, bu da 2'nin karesi olduğu için x eksi 2, x artı 2 şeklinde çarpanlar ayırıyorum. Bu eşittir sıfırmış. Şimdi bunu da çarpanlar ayırıyorum. Bu x'in karesi, bu da 1'in karesi olduğu için bunu x çarpı şu zımbırtı artık
x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde çarpanlara ayırıyordum. Neden? X kare eksi 1 iki kare farkıdır. A kare eksi b kare eşittir a eksi b a artı b'ydi. Burada aynı şey yaptım. A kare eksi b kare eşittir a eksi b a artı b şeklinde yazdım. Bunları yazdıktan sonra artık çok basit Tonguç'um. Bunun sonucunun sıfır çıkabilmesi için. Şimdi Tonguç, ya bu sıfır olur, yani x eşittir sıfır olabilir. Ya da Tonguç'un bu sıfır olur. Çünkü çarpanlardan bir tanesi, bak bu bir çarpan, bu bir çarpan, bu bir çarpan, bu bir çarpan, bu bir çarpan. Bir tane sıfır olur, sonuç sıfır olur. X eksi bir sıfır olabilmesi için x'in bir olması gerekiyor. X artı birin sıfır olması için x'in eksi bir olması gerekiyor. X eksi ikinin sıfır olması için x'in iki olması gerekiyor. X artı ikinin sıfır olması için x için eksi iki olması gerekiyor dedik. Şimdi doğruluk kümesini soruyorsa bu sonucu veren 1, 2, 3, 4, 5 tane sonuç var. Ama demiş ki dikkat et, x elemanıdır doğal sayı demiş. X elemanıdır doğal sayı derse Tonguç'um bize uyan zımbırtılar. Bu, bu, bu olmaz. Bu, bu olmaz diyoruz. O zaman doğruluk kümesini yazmak istiyorum. Süslü parantezimizi açtık. Doğruluk kümesi dediğimiz zımbırtı eşittir 0, 1 ve 2'dir diyorum. Süslü parantezimizi kapattık. Süper bir şekilde doğruluk kümesini bulmuş olduk. Geldik birleşik kümesinin en sade halini bulun demiş. En sade halini bulmak için çok basit bir şekilde ise'yi bir modifiye etmem gerekiyor. Neydi kural Tonguç'um? Çok enteresan bir kuralımız vardı. P ise Q'yu ben şöyle modifiye edebilirim. İlk baştakinin değili, ondan sonra ne yapıyordum Tonguç evladım benim? İlk baştakinin değilini yazdıktan sonra ikincisinin de V'sını yazıp bunun aynısını yazmam gerekiyordu. O zaman bak, buna birinci, buna ikinci dersem ne yapıyorum? Birincinin değerini yazıyorum. İse veya'ya dönüşüyor. İkincinin aynısını yazıyorum. O zaman yapmam gereken şey çok basit. Bu zımbırtı yerine artık bir yazacağım. Sıfırın değili. Hatta şöyle yapayım. Sıfırın değili veya bunun aynısını yazıyorum. Bak, bu birinci, bu da ikinci. Bunun aynısını yazsam P, V, Q ve R diyorum. Sıfırın değeri 1'dir. 1 veya P, V, Q ve R diyorum Tonguç'um. Şimdi 1 veya bilmem neden işlemi. Tonguç şöyle düşün. Şunu hatırlayalım. Hadi bir tane kuralımız var da onu hatırlatmak istiyorum. 1 veya P. Nedir Tonguç evladım benim? P'nin kendisidir. Neden diyeceksin? Çünkü P 0 olursa sonuç 0 çıkar. Özür dilerim. P veya dedik. Evet. Bunun sonucu da Tonguç'um P'nin kendisidir diyoruz. Evet doğru. 1 veya 0 1 veya 0 1 çıkar Tonguç evladım benim. 1 veya 1 de ne çıkar? Pardon özür dilerim. 1 veya 1 ne çıkar Tonguç'um? Yine 1 çıkar değil mi Tonguç evladım? O zaman veya işlemine soktuksak herhangi bir işlemi, yani ne olursa olsun 1 veya bilmem ne, sonuç olarak 1'i verir Tonguç evladım. Dolayısıyla 1 artı 0 da olsa 1 verir. 1 artı 1 de olsa 1 verir diyoruz. Cevabımızın 1 olduğunu söyleyebiliriz. En sade halini diyoruz. Geldik matematik kelimesinin harfleriyle oluşturulan kümenin alt kümelerinin kaç tanesinde K ve İ bulunur, A bulunmaz demiş. Neydi Tonguç evladım? Kümeler konusuna hoş geldiniz. Bununla oluşturulan, bunun kelimesinin harfleriyle oluşturan kümeyi söyleyebilir misin Tonguç evladım? Hemen yazıyorum. Kümeyi açıyoruz. M harfi var bir kere. A harfi var bir kere. T harfi var bir kere. E harfi var bir kere. M var mı Tonguç evladım benim? Var hocam. Yazamayız. Bir kere yazdık. Yazan hemen bir daha yazamaz. A yazabilir mi Tonguç evladım benim? Evet. Yazamaz, bir kere yazdık. Patladın. T yazabilir mi Tonguç evladım benim? Evet. Dangozlaşma, patladın yine. Yine T yazamayız. Ama İ yazabiliriz ve K yazabiliriz. Dolayısıyla matematik kelimesinin harfleriyle oluşturulan kümenin alt kümeleri bu şekilde yazıldı. Pardon, kümesini yazdık. Bunun alt kümelerine bakıyoruz. K ve İ mutlaka olacak diyoruz. O zaman şu ikisini tamam aldık. Bunlar cepte. Bunları kapatalım. Bunlar kesin var. Bir de A'yı da attık. A'da kesin yok. O zaman geriye kalan 1, 2, 3 tane oynayabileceğimiz eleman var. Bu oynayabileceğimiz elemanlarla Tonguç'um alt küme oluşturacağız. Kaç tane eleman var? 1, 2, 3. 3 elemanla kaç alt küme oluşturabiliriz? 2'nin 3. kuvveti, yani 8 alt küme oluşturabiliriz diyebiliriz. Cevabımız 8. Ama bu nasıl olduğunu göstermek istersen bak hemen şöyle düşünelim. İ ve K'yi yazıyorsun zaten. Yanına mesela M yazıyorsun. Ondan sonra İ ve K'yi yazıyorsun mesela. Bunlar fix zaten artık. Bir de yanına T yazıyorsun mesela. Asla A'yı alamıyorsun. A'yı unut bile. A'yı hiç uğraşmıyorsun. O zaman yaptığımız şey aslında
I ve K'yi alıyorsun. Ondan sonra M, T, E yazıyorsun mesela. İşte yapacağımız şey aslında bu M, T, E harfleriyle oluşturabilecek alt kümeleri bulmak. Çünkü I ve K'ye zaten garanti var. A da yok. Dolayısıyla senin M, T, E ile oynayabilmen gerekiyor. O da 2 üzeri 3, 8 alt küme ediyor diyoruz. Ve süper bir şey soru çözüyoruz. Geldik Venn şemasına verilen kümelere göre. Demiş şöyle bir kümesini liste yöntemiyle yazınız demiş. Burada şunu düşünelim. Bak şu köşeli parantezler önemli. Köşeli parantezin içindekileri teker teker değerlendirelim. A kesişim B demiş. A kesişim B demiş. Sonra fark C demiş. Yani A kesişim B'yi bul. Sonrasında da içinden C'nin bütün her şeyini at demiş. A kesişim B'yi hemen taralamak istiyorum. A kesişim B, A ile B'nin kesiştiği yer. Hiç bunu düşünme bile. Burası. Yani Y ve T. Y ve T'nin içinden C'yi at. C'yi kapattığımız zaman burada ne kaldı? Sadece Y kaldı. O zaman şu zımbırtının cevabı Y'dir diyoruz. Küme şeklinde gösteriyorum. Sonra birleşim diyoruz. Şimdi buna bakalım. Şimdi C'nin içinden A birleşim B'yi at. C dediğimiz küme bak şöyle mavi ile çiziyorum etrafını. Bunun içinden A birleşim B. A birleşim B dediğimiz yerde şu morla çiziyorum. Bunun hepsi değil mi Tonguç'um? A ile B'yi birleştiriyoruz. Şimdi C'nin mavinin içinden bu kısmı atarsan eğer geriye 2 ve 3 kalmaz mı Tonguç'um? O zaman bunun cevabı da 2 ve 3'tür diyoruz Tonguç. Dolayısıyla 2 ve 3 dedikten sonra karşıma çıkıyor. Bu x, bu üçünü birleştir. Liste yöntemiyle birleştirirsek bunları cevabımız 2 kümenin birleşimi Y. 2 ve 3'tür Tonguç. Bravo diyorum sana. 3 elemanlı bir kümeyi oluşturmuş olduk. Bravo diyorum. Geldik Tonguç'un bir kümenin eleman sayısı 2 arttırılınca alt küme sayısı 48 artıyor. Buna göre bu kümenin eleman sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı kaç demiş. Şimdi bir kümenin eleman sayısında biz ne diyelim Tonguç'um? Mesela A kümesi diyelim. A kümesinin eleman sayısına N diyelim. Tamam bilmiyoruz. Peki eleman sayısı ne olursa. Şimdi alt küme sayısı nasıl bulunuyordu? 2 üzeri N bunun alt küme sayısıydı hatırlayalım. Şimdi eleman sayısı 2 arttırılınca yani bu 2 üzeri n değil de 2 üzeri n artı 2 olunca 2 üzeri n artı 2 olduğu zaman alt küme sayısı ne oluyor? 2 üzeri n artı 2 oluyor. Yeni alt küme sayısı diyelim buna. Eleman sayısı 2 arttırıldı çünkü artık. Peki bu durumda 48 artıyor. Demek ki 2 üzeri n artı 2 ile 2 üzeri n'nin farkı 48'miş Tonguç evladım. Şimdi 2 üzeri n artı 2 dediğimiz zımbırtı aslında çok basit bir şekilde şöyle hesaplayalım. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri n'dir. Eksi 2 üzeri n'dir. Eşittir 48 ya Tonguç evladım. Burada bu aslında 4'tendir. 4 çarpı 2 üzeri n eksi 2 üzeri n eşittir 48'dir. Bu aslında görünmez bir... 1 vardır. Başında görünmez bir tane 2 üzeri n'dir bu aslında. O zaman 4 tane 2 üzeri n'den bir tane 2 üzeri n çıkarsa o zaman 3 tane 2 üzeri n çıkar sonuç. O da 48'dir. 3 tane 2 üzeri n 48'de her iki tarafı 3'e böldüğüm anda çatarak çutarak 2 üzeri n'nin 16 olduğunu buluyorum. N dediğimiz zımbırtının da 4 olduğunu. Çünkü 2 üzeri 4 16 diyoruz. Demek ki baştaki eleman sayısı 4'müş. O zaman bu kümenin eleman sayısı ile öz alt küme sayısının toplamı. Eleman sayısı dediğimiz zımbırtı artık eleman sayısı dediğimiz zımbırtı nedir? Bu kümenin 4'tür artı öz alt küme sayısının toplamı. Öz alt küme sayısı da kendisi haricindeki bütün alt kümeleriydi. Şimdi bir kere alt küme sayısı 2 üzeri 4'ten 16 tanedir. Öz alt küme sayısı bunun 1 eksiği 15 tanedir. İşte bunun toplamını soruyor. Cevabımızın 19 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu kümenin eleman sayısıyla öz alt küme sayısının toplamı, eleman sayısıyla öz alt küme sayısının toplamı 19'muş diyoruz. Kümeler veriliyor düzlemde. A birazcık kartezyen çarpımına girdik artık. A çarpı B, A çarpı kartezyen çarpımı kapsayan en küçük dikdörtgen köşegen uzunluğu kaç birimdir demiş. Şimdi A'yı vermiş, B'yi vermiş. A çarpı B'yi soruyor ama düzlemde soruyor. O zaman biz hemen düzlemimizi düzgün bir şekilde çizelim. Düzlemi çizdiğimiz zaman A çarpı B'yi göstermek istiyorsak A'yı buraya yazarız, B'yi de buraya yazarız. A çarpı B için Tonguç'um. Çünkü A'nın elemanları neymiş? 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ama sadece 1, 2, 3, 5 ile uğraşacağız biz. B'nin elemanları da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorum. Şimdi bunları yazdıktan sonra şimdi diyorum ki
A çarpı B'yi soruyor. Şimdi 1 kere 3 olacak. Şimdi bu erkekler kümesi, bu da kızlar kümesi. 1 ile 3 eşleşebilir. 1 ile 4 eşleşebilir. 1 ile 6 eşleşebilir. O zaman A'daki 1 ile 1 ile 3 eşleşebilir Tunguç'um. Bu da bu eşleşmeyi gösteriyor aslında. 1 ile 4 eşleşebilir Tunguç'um. 1 ile 6 eşleşebilir Tunguç'um. Bunları teker teker yazdık. Şimdi sonrası da Tunguç'a lazım benim. Hatta şunları da şöyle kesik kesik çizgilerle gösterelim. 1 ile eşleşenleri gösterdik. Peki 2 ile ne olabilir? 2 ile 3, 2 ile 4, 2 ile 6 olabilir. O zaman 2 ile 3, 2 ile 4, 2 ile 6 olabilir Tunguç evladım benim. Şimdi 3 ne olabilir? 3 ile 3, 3 ile 4, 3 ile 6 olabilir. 3 ile 3, 3 ile 4, 3 ile 6 olabilir Tunguç'um. Bunların kesik kesik çizgileri zaten önemli. Burada aslında biz dikdörtgeni düzgün çizebilmek için bu kesik kesik çizgileri mutlaka göstermek zorundayız. Sonra 4 yok bizde A'da. 5 ile 3, 5 ile 4, 5 ile 6 olabilir. 5 ile 3 dediğimiz şey aslında şu. 5,3 demek. 5,3 noktası neresi? 5, burası da 3. Yani şurada bir yerde değil mi Tunguç'um? 5,4 olabilir. 5,6'ya eşleşebilir. 5'le de 6 eşleşebilir. Tabii bunları şöyle göstermek gerekiyor. Hop 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 hop. Şimdi bunları gösterdikten sonra burada A çarpı B'yi kapsayan en küçük dikdörtgen demiş. O zaman hemen seninle en küçük dikdörtgeni çizmek istiyorum. Şu değil mi Allah'ını seversen? İşte bu kadar. Bu dikdörtgenin diyor A çarpı B'yi kapsayan. Yani şu bütün noktaları kapsıyor değil mi bu dikdörtgen evladım? Evet hocam. Süper dikisin. Dolayısıyla bu dikdörtgenin köşegen uzunluğunu soruyor. Köşegen uzunluğu dediğimiz zımbırtı nereden nereye evladım? Bunun köşesinden, şu köşeden, şu köşeye kadar en küçük köşegen uzunluğu aslında budur. Daha başka köşegen uzunluğu yok zaten. Bir tane köşegen var. Şu nokta. O zaman şu uzunluğu olabilmek için şöyle düşüneceğiz. Tunguç'um bir kere şuradan şurasının mesafesine kadar? 1 ile 5 arasında 4 birim. Buradan burasının mesafesine kadar Tunguç'um? 3 ile 6 arasında 3 birim. Burası dik üçgen değil mi Tunguç evladım? Dik üçgen olduğuna göre Pisagor yaparsak bu bize sorduğu x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesidir. X'in karesi eşittir 9 artı 16'dan x kare eşittir 25'tir. X eşittir 5'tir diyoruz. Cevabımızın 5 olduğunu söyleyebiliriz Tunguç evladım. Şimdi A ve B evrensel kümesinin alt kümeleridir. A'nın eleman sayısıdır. B'nin değilinin eleman sayısı 16'ymış. A'nın değilinin eleman sayısı da B'nin eleman sayısı 20'ymiş. SE kaç demek? Bu da fix sorudur. Yani gerçekten öğretmenler bunu çok sormayı severler. Burada nasıl sizi yapacağım? Seviyor musunuz hocam? Ya ben sevdiğim için koydum zaten. Burada nasıl yapacağım diye düşünülür çok. Ama yapması gereken aslında çok basit bir şey vardır. Biz şu kuralı biliyor muyuz sonucum? A ile A'nın değilinin birleştiği şey aslında evrensel kümedir. Dolayısıyla SA dediğimiz şeyle SA'nın değili dediğimiz yani A'nın eleman sayısı A'nın dışındaki her şeyin toplamı aslında evrensel kümenin kendisidir. Çünkü bunun hiçbir ortak elemanı yoktur. Dolayısıyla biz şu kuralı biliyorsak bunu buradan oluşturabilir miyiz diye bakarsak bunları alt alta toplamamız gerekiyor. Bak bu ikisini topla. Hemen yazıyorum sana. SA artı SA'nın değili. Hop artı SB'nin değili artı SB eşittir. Bu ikisinin toplamı 36'dır. Tunç bu ikisinin toplamı aslında neydi? Şurada SE yazmayı unutmuşum. E'nin eleman sayısı. Evrensel kümenin eleman sayısı. Artı bu ikisinin toplamı da aynı şekilde evrensel kümenin eleman sayısıdır. 30 o da 36 çıkıyor. Nasıl buldum bak? Şöyle düşün Tunç'um. A'nın burası bak bunun içinde mesela 10 eleman olsun. Bunun içinde 15 eleman olsun. Evrensel kümenin içinde kaç tane eleman vardır? Bununla bunun toplamı. A ile A'nın dışındaki elemanların toplamı. Yani 25 tanedir gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla burası E, burası E. O zaman 2 tane SE dediğimiz eleman 36'ymış. O zaman bir tane SE dediğimiz zımbırtı da yani E'nin eleman sayısı da 18 tanedir diyoruz Tonguç. 18 de evrensel kümenin elemanlarının sayısıymış diyoruz. Şimdi geldik bir de probleme. Bunlar çok önemli işte. Gerçekten de sınavlarda... Bunlar kesin sorulur değil mi hocam? Her zaman en yüksek puanlı oluyor. Hem de en yüksek puanlı olmasına yanında da bir de en zor soru oluyor genellikle. Herkes de patır patır keşke problemi yapamadım, keşke yapsaydım diye düşünüyor. Türkçe, İspanyolca, Fransız dillerinden en az birinin konuşulduğu 33 kişilik bir sınıf varmış. Türkçe konuşan 20, İspanyolca konuşan 17, Fransızca konuşan 15 kişi varmış. O zaman hemen yazıyorum. Şimdi bir kere herkes en az bir dil konuşuyor.
O zaman evrensel küme dediğimiz zımbırtı evrensel kümeyi bilmiyoruz. Neyse. Mesela Türkçe kümesinin eleman sayısı 20'miş Tomuş. Bunu vermiş. İspanyolca kümesinin eleman sayısı 17'ymiş. Bunu vermiş. Fransızca kümesinin eleman sayısı da kaçmış? 15'miş Tomuş. Bunu vermiş. Hem Türkçe hem İspanyolca konuşan. Yani Türkçe kesişim İspanyolcanın eleman sayısı kaçmış Tomuş evladım benim? 9'muş. Hem Türkçe hem de Fransızca konuşan. Yani Türkçe kesişim Fransızca. Türkçe ve Fransızca demek aslında bu kesişim. Bunları konuşan da 10 kişiymiş Tonguç evladım benim. Hem İspanyolca hem Fransızca. Hem İspanyolca hem de Fransızca konuşanların sayısı da Tonguç'um 8'miş. Buna göre bu dilde bu her 3 dili de konuşabilen kaç kişi vardır? Yani bize sorduğu zımbırtı aslında Türkçe kesişim İspanyolca kesişim Fransızcayı soruyor ve kaç olduğunu soruyor bize. Ama burada bir de şunu vermiş. 30 kişilik bir sınıfta demiş. Bunların hepsi o zaman en az bir dil konuşuyorsa bize şunu vermiş. Türkçe birleşim, İspanyolca birleşim, Fransız yani hepsinin toplamı aslında 30 kişi demiş. Şimdi bununla ilgili şöyle bir kuralımız var. Bunu aklına kazıtmışım. S A birleşim, B birleşim, C dediğimiz küme. 3 kümenin mesela burada aynı şöyle bir durumda birleşimlerini soruyorsa bize, bunun hepsini soruyorsa bize yapmamız gereken şey A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı Tonguç artı C'nin eleman sayısı. İnsana mantıklı geliyor değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Ama burada kesişimlerini mutlaka çıkarmamız gerekiyordu. Hatırlıyorsan normalde iki kümenin birleşimini soruyorsa A artı B eksi kesişimleri diyorduk. Aynı burada A artı B artı C eksi kesişimleri. Ama nereden kesişimi? Mesela A kesişim B. Ondan sonra A kesişim C. Ondan sonra B kesişim C. Yani bütün kesişimleri çıkartıyoruz teker teker. Bir de Tonguç'um çok fazla çıkardığımız için bir tane en sonuna bütün hepsinin kesiştiği ortak alanı ekliyoruz. Yani şu bölgeyi, şu bölgeyi bir de ekliyoruz Tonguç'um. Dolayısıyla yapmamız gereken şey aslında bu formülü uygulamak. Bunun sonucunu biliyoruz. 33 eşittir. A'nın eleman sayısı yani Türkçe'nin eleman sayısı 20 artı. İspanyolca 17 artı. Fransızca 15 eksi kesişimleri çıkartıyorum 9 eksi 10 eksi 8 artı bir de bunların hepsinin kesiştiği yer yani Türkçe, İspanyolca ve Fransızcanın kesiştiği şey. O zaman hemen bunda normal işlem yapıyorum Tonguç evladım benim. Bunların sonucu 37 47 52 52 eksi 19, 27, 27 eşittir. 33 burada vardı. Onu unutmayalım. Artı burada sorduğu şey. Türkçe, İspanyolca, Fransızcanın sonucu. O zaman 52 eksi 27, 25 eder. 33'ü tamamlamak için bunun ne olması gerekiyor o zaman? 25'e ne eklersek 33 olur? 8'dir diyoruz. Demek ki bunların 3'ünü de konuşan yerde 8 tane insan varmış diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu sorumuzda süper bir şekilde formülle çözmüş olduk. Tabii bunun çizerek çözülen yöntemleri de olabilir ama çok zorlanırız. Çok uzun sürer. Türkçe, İspanyolca, Fransızca'da yani şurada 8 tane insan varmış. Toplamda burada 20 tane adam varmış. Burada 17 tane adam varmış. Burada 15 tane adam varmış. Hepsini teker teker yerleştirmek gerekiyor. Bu da çok zaman alacak. Dışarıda da kimse yokmuş. Neden? Çünkü 33 kişilik sınıfta herkes bir şey yapıyormuş Tonguç. Bunu da unutmayalım Tonguç'um. Şimdi ödev vermek istiyorum sana sınavına hazırlanmak için. Hemen hangi sayfaları çöz benim hemen hocam? Gösteriyorum sayfalarını Tonguç'um. Bir kere mantık ünitesindeki bütün sayfaları tekrar etmelisin. Yani 12'den başlayıp 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Tabii burada fen lisesiysen sen bu 28 fen liseleri için konuşuyorum. 28. sayfayı yapmalısın. 30 Tonguç'un herkes yapmalı. Ondan sonra burada da fen liseleri mantık dilinde birleşik önermelerde 32 fen liseleri için, fen lisesi soruları için. Bu mantıkla üniteleri test geçirde bitirsen çok iyi olur Tonguç'um. Ardından kümelerde baktığımız zaman 42. sayfadan başlıyorsun Tonguç. Küme tanımı ve gösterimiyle. Küme çeşitleri devam ediyor. Alt küme sayısı da devam ediyor. Ondan sonra kümelerle ilgili temel kavramlar, kesişim ve birleşim işlemleri, kümelerdeki işlemlere bakıyorsun. Özellikleri, fark işlemi Tonguç'um.
tümleyen konusu sınava çıkabilir. Dolayısıyla kümelerle sembolik mantık arasındaki ilişki bunu da bilmek zorundasın. İşte De Morgan aslında çok benzer. Küme problemlerinde yapmak zorundasın Tunguç'um. Küme probleminden sonra kümenin kartezyen çarpımıyla devam ediyor. Ve kartezyen çarpımının özellikleri devam ediyor. Tabii sonrasında da bağıntıyla devam ediyor. Tabii burada hemen tara geçleri de yaparsan eğer gerçekten de 73. sayfa kadar çalışmalısın Tunguç'um. 9 takma matematikten nereden çalışacağım dersen de. Oradaki ödevini de verir misin? Ödevini veriyorum sana evladım. Önermeyle başlıyoruz. Sayfa 13'ten başlıyoruz. Sayfa 17-19 fen liseleri 21'i çözsün mutlaka. Burada çok güzel elektrik devresi soruları var. Elektrik devresi fen lisesinde olan ekstra bir şey. Bunu Anadolu liselerinin çözmesine gerek yok. Ya da bağlacı söze ifadelerin sembolik mantıkla gösterilmesi 25'i de fen liseleri mutlaka çözsün. Totoloji ve çelişki fen lisesinde olan bir şey. Diğer sınıflar Anadolu liselerinde meslek liselerinde emotiverde yok. Önermeler ve birleşik önermeler, niceleyiciler, açık önerme doğruluk kümesini sadece fen liseleri yapsın. Tanım aksiyon teorem ispatla soru gelme ihtimali birazcık düşük olmasına rağmen yine tak taramaları yapalım Tunguç evladım benim. Tak taramaları yaptıktan sonra da tabii burada kümeler konusuna geçmemiz gerekiyor sonrasında. Kümeler konusunda da Tunguç evladım benim. Küme kavramı, küme çeşitleri, kümelerin gösterimi, alt küme, iki kümenin eşitliği, kümelerde temel kavramlar, kümelerde işlemleri de bitirmemiz gerekiyor. Küme problemlerine kadar gelmemiz gerekiyor. Bağıntı fen lisesinde olan bir konu. Unutmayalım bağıntıyı yapmasın herkes. Ters bağıntı ve benzeri sadece fen liseleri yapsın. Ve kümeleri de ikinci ünite tekrarına kadar bitirelim. ÖSYM tarzı soruları çözmemize gerek yok sınavdan önce diyoruz. Akıl haritalarında çalışman gereken noktalarsa hemen göstermek istiyorum Tonguç'um. Akıl haritalarında da mantık konusunu tekrar edebilsin, hatırlayabilmek için konuları. Şu fen lisesi konusu tabii ki biliyorsun. Morlar fen lisesi mi? Alt küme ve kümeler fark işlemi, birleşimin eleman sayısı, kümenin, bak demin gösterdim sana, kural aslında burada var. Eşek kadar yazmışız, görüyor musun Tonguç'um? Demin anlattım 3 kümenin birleşimi noktasında. Ve ardından küme problemlerinde kartezyen çarpım kümesinde, yani ilk akıl haritasını tamamen bitirmelisin Tonguç evladım benim. İkinci akıl haritasına geçmene gerek yok. Bunların hepsini tarayaraktan konuları çok iyi, net bir şekilde tekrar etmiş olacaksın Tonguç evladım benim. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım, başarılı devam ediyorum.